Merhabalar, iş nedir, fiziksel anlamda iş nasıl yapılır videosuyla yine birlikteyiz. Arkadaşlar, iş, fiziksel anlamda iş yapabilmek için bir cisme kuvvet uygulanması ve cismin de o kuvvet doğrultusunda yol alması gerekir. İş, kuvvet çarpı yol formülüyle bulunur. Kuvvet çarpı yol, yani kuvvetin birimi Newton, yolun birimi metre, Newton çarpı metreye de Joule diyoruz arkadaşlar. Kuvvet birimi Newton, yol birimi metre olduğunda iş birimi Newton çarpı metre, Newton metre olur. Bu birime de Joule adı verilir arkadaşlar. Arkadaşlar fiziksel anlamdaki yapılan işle gerçek manada yapılan iş birbirinden farklıdır. Uygulanan kuvvet ile cismin yönü doğrultusu aynı ise iş yapılmıştır arkadaşlar. Fakat kuvvet uygulanmış, fakat duvarı hareket ettirememiş, yol aldıramamışsa fiziksel anlamda iş yapılmamıştır arkadaşlar. Bir durumun iş olabilme şartları nedir? Bir, kuvvet uygulanmalı. iki hareket etmeli yani yol almalı cisim. Kuvvet ile aldığı yol aynı doğrultuda olmalı. Arkadaşlar aynı doğrultuda olduğunda fiziksel anlamda iş yapılmış oluyor. İş olan bazı durumlar örnekler verelim. Sıramızı sürüklemek. Arkadaşlar uygulanan kuvvette alınan yol aynı doğrultuda. Çantayı kaldırmak. Çantayı havaya kaldırdığımızı iş yaparız. Daldaki elmanın yere düşmesi. Arkadaşlar bu yer çekimi kuvvetinin yaptığı bir iş. Bisiklet ile yokuş yukarı çıkmak yine bir iştir arkadaşlar. Topa vurmak yine fiziksel anlamda iştir. İş olmayan bazı durumlara bakalım arkadaşlar. Düz yolda sabit süratle gittiğimizde arkadaşlar iş yapmıyoruz. Fiziksel anlamda iş yapmıyoruz. Halteri ağırlığı yukarıda tutunca arkadaşlar iş yapmıyoruz. Kaldırınca iş yapıyoruz fakat yukarıda tut tuttuğumuzda arkadaşlar kuvvet uygulayıp hareket ettirmediğimiz için iş yapmıyoruz. Kitap okuduğumuzda fiziksel anlamda iş yapmıyoruz. Dünyamızın dolanımı sabit olduğu için arkadaşlar iş yapmamış sayılıyor ağır bir yükü kaldıramadığımızda yani hareket ettiğim ettiremediğimizde iş yapmamış oluyoruz. Elde sırtta çantayı sallamadan düz yolda taşıdığımızda arkadaşlar iş yapmamış oluyoruz. Çünkü kuvvetin yönü bakın yukarıya doğru hareket yönü ise yatay. Arkadaşlar iki tane doğrultu var. Düşey doğrultu ve yatay doğrultu. İş yapması için bu iki doğrultunun aynı olması gerekiyor. Yani biz sırtımızda çantayı taşıdığımızda veya çantayı elimizde hareket ettirmeden taşıdığımızda arkadaşlar iş yapmamış oluyoruz. Örnekler yapalım arkadaşlar. Aşağıdaki resimlerin hangilerinde iş yapıldığını, hangilerinde iş yapılmadığını alttaki boşluklara yazalım ve nelerini açıklayalım. Arkadaşlar duvarı iten çocuk iş yapmamıştır. Çünkü cisim kuvvet doğrultusunda yol almamıştır. Kasadaki ekmekleri raflara kaldıran dizen fırıncı iş yapmıştır. Çünkü kuvvet ile alınan yol aynı doğrultudadır. Yani yer çekimine karşı bir iş yapılmıştır. Ayakta bekleyen çantayı taşıyan öğrenci bir yukarıya doğru bir kuvvet uygulamıştır. Fakat uygulanan kuvvet doğrultusunda çanta hareket etmediği için iş yapılmamıştır. Çünkü kuvvet uygulanan doğrultuda yol almamıştır arkadaşlar. Kuvvetin yönü cismin yönü. Bazı durumlarda cisim hareket etse bile fiziksel anlamda iş yapılamaz arkadaşlar. Çünkü uygulanan kuvvet ile cismin hareket doğrultuları farklı. Bakın uygulanan kuvvet ve hareket yönü bir doğrultular birbirinden farklı olduğu için iş yapılmaz. Örneğin yandaki öğrencinin çantayı uyguladığı kuvvet yukarıya doğru dikey doğrultuda fakat çanta yatay yönü yatay doğrultuda olduğundan öğrenci iş yapmaz arkadaşlar. Aşağıda verilen 3 görselde fiziksel anlamda iş yapılmamaktadır arkadaşlar. Bu durumların nedenini açıklayalım. Birinci görselde buzdolabını iten adam iş yapamıyor kuvvet uyguluyor fakat buzdolabı hareket etmiyor arkadaşlar yer değiştirmiyor bunun için iş yapılmaz. Buzdolabını iten ama hareket ettiremeden iş yapamaz. Çünkü iş yapılabilmesi için cismin kuvvet doğrultusunda yol alması gerekir. Küfeyi taşıyan insan, arkadaşlar düz yolda sırtındaki küfeyi taşıyan hamal iş yapamaz. Çünkü hamal küfeye yukarı yol diye bir kuvvet uygulamakta. Fakat bakın yukarı doğru bir küfe yolun. ama bu şekilde hareket etmez. Farklı doğrultuda olduğu için yol aldıramadığı için iş yapmaz. Yine arkadaşlar burada halat çekme yarışında birbirlerini yenemedikleri için, birbirlerini çekemedikleri için arkadaşlar, her iki tarafta uygulanan kuvvet aynı olduğu için dengelenmiş kuvvetin etkisinde oldukları için yine iş yapılmamıştır. Hala çekme yarışı oynayan ama dengelenmiş kuvvet uygulayan çocuklar iş yapamaz. Çünkü dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalan kişiler hareket etmezler arkadaşlar. Etkinlikle devam edelim. Yukarıda durumlarda hangilerinde fen anlamda iş yapıldığını, hangilerinde iş yapılmadığını nedenleriyle birlikte yazalım. Çekmeceyi kapatamayan çocuk iş yapamaz. Kuvvet uyguluyor fakat hareket olmadığı için iş yapılmaz. Çünkü hareket yok. Ağırlığı kaldıran halterci arkadaşlar kaldırdığı ana uygulanan kuvvetle harterin yönü aynı doğrultuda için iş yapılır. Halter, kütleler haltercinin uyguladığı yönde hareket ettiği için iş yapılır. Yatay yolda sırt çantası ile yürüyen öğrenci iş yapmaz arkadaşlar. Çünkü uygulanan kuvvet ile hareketin doğrultuları farklı. Bakın uygulanan kuvvet yukarıya doğru. Hareket yönü yatay dikey olduğu için Arkadaşlar iş yapılmaz. Bebeğini dolaştıran anne arkadaşlar iş yapar. Çünkü bebek arabası annenin uyguladığı kuvvet doğrultusunda yol alıyor. İşin bağlı olduğu faktörlere bakalım. Arkadaşlar bir fırında çalışan işçiler biri ek biri ekmekleri alttaki rafa, diğeri üstteki rafa yerleştirmektedir. İşçilerin raflara yerleştirdikleri ekmeklerin sayısı ve ağırlıkları aynı olmasına rağmen ekmekleri üstteki rafa dizen işçi daha fazla iş yapmıştır. Çünkü ekmekleri daha yükseğe kaldırmış kaldırmıştır burada da anlaşılacağı gibi cismin kuvvet doğrultusunda aldığı yol arttıkça iş de artar arkadaşlar. Bakın sayısı ve ağırlığı aynı fakat burada daha fazla yol aldırdığı için arkadaşlar daha fazla iş yapmıştır o halde İş arkadaşlar yol arttıkça iş artar. Fırında çalışan işçiler aynı rafa bu kez farklı ağırlıktaki ekmekleri yerleştiriyor. Ekmekler aynı yüksekliğe kaldırılmasına rağmen ağır olan ekmeği kaldıran işçi daha fazla iş yapmıştır. Çünkü ağır olan cismi kaldırmak için daha fazla kuvvet uygulanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi cismi hareket ettirmek için uygulan kuvvetin artması durumunda işte artar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İki şeye bağlı fazla yol aldığı zaman iş artıyor. Uygulanan kuvvet arttığında iş artar. İş iki şeye bağlı. Alınan yol ve uygulanan kuvvet arttığında iş artıyor. Yani kuvvetle alınan yolla doğru orantılıdır arkadaşlar. Aşağıda yüzey ve, ve özdeş cisimlerle hazırlanan düzeneklerdeki işler arasındaki ilişkiye bakalım. Birinci de 10 Newton 5 metre hareket ettirilmiş. 5 kere 10 50 Joule. Arkadaşlar burada 50 Joule. Ne yapıyoruz? 10 çarpı 5 eşittir 50. İkinciye bakalım. 5 kere 20. 20 çarpı 5 eşittir 100 Joul. Üçüncüye baktığımızda arkadaşlar 5 kere 3 15. 30 çarpı 5 eşittir 150 Joule'lik iş yapıyor. O halde baktığımızda arkadaşlar en fazla 3, 2, 1 şeklinde olur. Devam edelim. Soru, bir kutu 35 Newton'la yerden 7 metre yüksekliğe kaldırılıyor. Yer çekimine karşı yapılan işi bulalım arkadaşlar. İş eşittir. Kuvvet çarpı yoldu, alınan yoldu. Kuvvetimiz kaç? 35. Alınan yol 7. Çarptığımızda 7 kere 5, 35'in 5'i elde var. 3, 7 kere 3, 21, 3 da 24. 245 Joule. Bulunur. Diğer soruyla devam edelim. Özdeş cisimler F kuvveti uygulanarak şekildeki gibi hareket ettiriliyor. İkinci durumda yapılan işin birinci durumda yapılan işten daha fazla olduğu bilindiğine göre yalnızca verilen durumlara bakılarak... 1 cismin ağırlığı arttıkça fiziksel anlamda yapılan iş artar. Bakalım arkadaşlar özdeş cisimler dediği için... Ağırlığı artmamış o halde birinci öncülümüz. Buradan anlayamayız. Cismin aldığı yol artarsa fiziksel yapı fiziksel olarak yapılan iş artar. Bakalım burada bir metre alınmış. Burada 2 metre. Burada da zaten ikinci durumda daha fazla iş yapılmış diyor. O halde ikinci öncülümüz. Doğru. Cisme uygulanan kuvvet artarsa bakalım. Hayır. F kuvveti, F kuvveti aynı. O halde bu da kuvvet artarsa fiziksel anlamda yapılan iş artar diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Hangisi yapılabilir? Yalnız iki 2 yani B şıkkı doğru olur. Arkadaşlar mistik Fendi YouTube ücretsiz abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.